Z'nin 2. sezon 10. bölümü yani sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm için gerçekten inanılmaz emek harcadık. Bu gördüğünüz hapishaneyi en baştan inşa etmek emin olun çok uzun sürdü. Sezon finali için bu bölümki like hedefimiz en az 300.000 like. O yüzden şimdi videoyu durdurup herkes bol bol beğeni atsın. Ayrıca 3 milyon abone için hepinize teşekkür ederim. Sonunda 3 milyona ulaşmış olduk. Gen Z'nin yeni sezonunun gelmesini istiyorsanız bu like sayısına ulaşmalıyız. O zaman size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Lan neredeyiz biz? Mine, Berkcan, Berra, Sudenaz sesimi duyuyor musunuz? Ay ne oluyor ya? Neredeyiz biz şu an? Ay sonunda uyandınız. 2 saattir kitap okuyordum. Sanırım bizi kaçıranlar şimdi de buraya tıktı. Berkcan! Galiba kabus gördüm. Maskeli bir manyak bizi kaçırıp sonra da kartonun hapishaneye atıyordu. Üzgünüm Berkcan, keşke gerçek olsaydı. Ama bu maskeli şeytanlar bizi o saçma sapan hapishanemsi yere getirmiş. Benim elim bağlı, sizinkiler de bağlı mı? Ya. Ne tarz bir yer burası? Kartondan kaçabiliriz, farkında mısınız? Bir şey mi demiştiniz Kaçırgan Bey? Kaçırgan Bey ne be? Bizi kaçırdı ya, o açıdan. Bir daha bunu sakın yapma. Yoksa bu kartonları aleve veririm ve hepiniz yanarak ölürsünüz. Bu oyunun kurallarına göre oynayacaksınız. Peki kurallar ne? Onu da mı biz söyleyeceğiz? Bulun işte. Bunlar gerçekten gerizekalı. Hücrede rafta iğne buldum. Sizinkilerde bir şey var mı? Canım benimkinde kitap var. 2 saattir okuyorum dedim ya. Oha lan, burada da çekiç var. Hay aksi, kırılmıyor. Ne kadar da gerçekçi. Bende de pizza dilimi var. Kabul edelim ki en iyisi bu. Ne bu böyle? Soğutucu sprey mi? Abi en azından törpü koysaydınız da bir işe yarardı. Ne işime yarayacak şimdi bu? Sudenaz, şimdi o spreyi parmaklıklara sık ve soğuktan kırılmalarını sağla. Elden ele verin şunu, Sudenaz alsın. Soğutucuyu sıktıktan sonra çekiçle kırmayı dene. Çekici verin. İşte bu kadar. Ben kurtuldum ezikler. Şimdi bana ver. Bir düşüneyim. Yalvarırsan neden olmasın? Abi bana versene, şaka mısın? Ben bu kızı çıkarsam gerçekten öldürürüm. Sudenaz hadi ama hızlı olmalıyız. Hızlıca lütfen desin o zaman. Lütfen. Ne dedin? Duyamadım. Şansını zorlama. Öf, al hadi, tamam, sadakam olsun sana. Ver şunu. Ne biçim bir oda böyle? Hayatımda daha saçma bir bölüm çekmemiştim. Tamam. Selam. Berkcan, Bekir, siz de çıkmalısınız. Hadi alın. Sağ olun. Bekir, al. Ver. Lan, bitmiş ya bu. Ya, oğlum bana verdiğiniz şeye bakın ya. Oğlum ben bitirmedim valla. Kesin Sudenaz çok sıkmıştır. Sudenaz sen mi bitirdin? Ben kaldım burada. Merak etme Bekir Sadık. Seni mutlaka kurtaracağız. Bu balonlar ne böyle? Arkadaşlar kapı kilitli. Bir dakika. Buranın anahtarı yoksa bu balonların içinde olabilir mi? Bu raptiyeleri koymalarının illaki bir sebebi olmalı. Bana da ver. Bu balonları şimdi Berra'yı patlatır gibi patlatacağım. Öyle mi tatlım? Asıl senin havan nasıl sönüyormuş görelim. Fazla havalandın sen. Geber Berra. Bunlar kafayı yemiş. Ama en azından işimiz hızlı bitecek. Ben ne yapacağım ki burada? Tuvaletten başka da hiçbir şey yok. Pervaneden geçebilir miyim acaba? Kızlar nasıl görev yapıyorsa, balonları patlatıyorsa buranın da bir görevi vardır. Bir şeyler bulsana işte. Tuvaletim geldi de arkanı dönsene. Hay senin var ya ben. Bir dakika, şu sifona bak. Baktım. O ipi kullanarak pervaneyi durdurabiliriz. Bu ipi o pervaneyi durdurmak için kullanabilirim. Ben ne dedin? Sen söylemeden önce de öyle düşünmüştüm zaten. Geber Berra, sen geber. Nerede bu anahtar ya, anlamadım. Tatlım, bana kafa tutup havaya giren sensin. Bak böyle sönersin. Nerede bu anahtar? Arkadaşlar sanırım onca balonu boşa patlattık. Çünkü anahtar orada. Ne? Bana bak mafya bozuntusu. Sen bizi alay mı ediyorsun? Evet. Neyse sonuç olarak bulduk mu bulduk. Karton marton uydu işte. Açıldı. Hadi. pervaneyi durduracağım. Başardım. Durdurdum. Ebubekir merak etme, seni kurtarmaya geleceğim. Tamam ama bak beni burada unutma he. Görüşürüz kardeşim. Popoma bakmayın lan. Ne yapacağım ben burada ya? Daraldım zaten. Ben kimseyi takip etmem canım. Ancak takip edilen olurum. Çekil şuradan. Boş ver Mine. Doktor onu kendi haline bırakın dedi. Kızlar. Berkcan. Gelin buraya. Burada kapı var. Abi sen gel. Ben kimseyi takip etmem. Gelin kızlar. Erkek olarak tek başınasın. Geliyoruz Sude Naz Hanım. Ay abi. Allah kahretsin, çıkmaza girdik. Olacağı buydu tabi. Sürekli seni dinliyoruz, sıkıldım artık. Beni dinlemiyorsanız gidin kendi yolunuza bakın, ben çıkış yolunu bulurum. Dağılarak arasak daha mantıklı. Ay, size mi kaldım gerizekalılar? Saçma sapan bir yer. Çıkış yolunu bulduk. Bu kadar kolay olacağını hiç beklemezdim. Lan burası da duvara çıkıyor. Nasıl bir yerdeyiz oğlum biz ya? Lan bu ne? Ya korkutu elinde miyiz? Saçma sapan bir hapishanede miyiz belli değil. Nasıl geçeceğim lan? Görmeden şu bildiği yemeliyim. Bu ne be? Kapı. Mine gel kapı buldu. Berra orada mısın? Abi bu kapı açılmıyor, gel. Abi yerde sürünüyoruz resmen. Bir bu eksikti. Abi bu ne ya? Bye bitch. Abi şaka mı? Bir karton ne kadar ağır olabilir? Açılmıyor. Of, şimdi ne yapacağız? Kapıyı bulduk, açması kaldı. Aa, burada sprey var. Ebubekir Sıddık'ı da kurtarabiliriz. Ben giderim. Ben de gidebilirim ama. En büyük korkun ne Berkcan? Karanlık var. Ne oluyor lan? Şimdi anahtarı al ve Ebubekir Sıddık'ı kurtarmaya git. Mine, Sude Naz şaka yaptım. Siz gitmek ister misiniz? Öf Berkcan. Alt tarafı ışıklar kesildi. Ebubekir Sıddık'ı kurtarmayacak mısın? Berkcan istiyorsan gideyim yani. Bu kadar korkaklık yapmana gerek yok. Ben gitmek istemiyorum. Ben karanlıktan çok korkuyorum. Ne diyorsam onu yap. Allah senin gibi dış sesin belasını versin. Ama Ebubekir için her şey değer. An... Çok karanlık burası. Ses verin kızlar arada. Hayır. Yine mi ya? Nasıl döneceğim? Ne oluyor lan? Lan! Ağzına sıçtığımın tavşan maskelisi. Berkcan sesime gel. Ebubekir neredesin lan? Oğlum sesime gel, buradayım. Ebubekir. Geldim. Seni kurtaracağım. Hadi. Hadi gel. Berkcan sağ ol ya. Ama benim elim de bağlı. Uzat elini, uzat. Kızlar bakın kapı açılıyor. Açıldı. Önce tabii ki ben geçeceğim Berra. Hayır bekleyin, Ebubekir Sıddık'la Berkcan da gelsin. O biraz canını acıtabilir. Bunlarla işim bitti. Hadi gel, yolu biliyorum. Geliyorum. Lan burada labirent mi varmış? Geliyorlar. Kızlar, kurtuldum. Gelin hadi, kapı bulduk. Buradan geçebiliriz. Oha lan. Burası cennet cennet. Şuraya bakın. Buzdolabı bile var. Bu manyak maskeli hayalet bizi kaçırdı ve yemekhaneye mi getirdi? Beni daha fazla mutlu edemezdin. Hiç boşa bakmayın. Hamburger benim. Önce ben gördüm. Mafya Bey, eğer beni duyuyorsanız şimdi size bir soru soracağım. Bu yemekhanede avokado var mı? Çünkü ara öğün saatimi tam 10 dakika geçti ve hala avokadomu yiyemedim. Ben hangi birini yesem ki? Of, çok güzel görünüyor. Patates kızartmasına bayılırım. Ama bu biraz soğumuş. En iyisi fırına koyayım. Gel bakalım. Farkında mısın? O koyduğun şey kartondan. Yani çalışmayacak tabii ki. Abi burada tek bir akıllı kişi yok mu? Sadece fast food var. Asla ağzımı bile sürmem. Ne kadar hızlı. Çok iyi ısıtmış. Arkadaşlar, tepsi yaklaşık 1000 yıl önce falan icat edildi. Elinizde yiyeceğinize bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bu mafyalar her ne kadar 3 IQ'lu da olsa en azından tepsi vermeyi düşünmüşler. Alt tarafta cool lime bile var. Bunu yapacak bir bardak yok. Ben bu soğan halkalarıyla idare ederim. Ben avokadomu istiyorum. Kendine akıllı diyene bak. Bu saçma hapishanede avokado istiyormuş hanımefendi. Fark ettiniz mi? Buradan çıkmamız için hiçbir kapı yok. Ben size avokadomu istiyorum diyorum. Siz bana kapı yok diyorsunuz. Abi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu iğrenç hapishanede benim derdimi anlayacak tek bir kişi yok mu? Bu fizik kolay mı yapılıyor sanıyorsunuz? Hepiniz löp löp bu saçma sapan yemekleri götürürken ben ara öğün saatinde sadece bir tane avokado istiyordum. Ve şu anda bu hayatta tek istediğim şey bir tane avokado. Anladın mı benim mafya bozuntusu? Sudenaz, yavaş, ne yapıyorsun ya? Gerekirse tüm bu mutfağı altına üstüne getiririm. Ama bana avokadomu getireceksiniz. Kırıldı. Hadi burayı ateşe versene. Salam. Neymiş bu? Yemek tepsisi mi? Hapishanemiz ona pek iyi gelmedi abicim. Mental sağlığı bozuldu. Yazık. Size avokadomu istiyorum dedim. Burası neresi? Şuna bakın. Sudenaz geçiş buldu. Üstelik gizli bir geçit. Şaka maka Sudenaz'ın delirmesi işe yaradı. Gençler, gelin şuraya bir bakalım. Yemekhanede kalsak olur mu? Ben burayı çok sevmiştim. Çıkmadan önce bu odayla ilgili son bir işim daha kaldı. İşte bu kadar. Burası ne böyle? Sorgu odası mı? Vay anasını. Burası gerçekten sorgu odası. Berkcan Bey, oturun. Komiserimiz sizi sorguya çekecek. Oturdum memur bey de. Ben suç falan işlemedim ki. Duyduğumuza göre gece 3 sularında bir cinayet işlemişsin. Yalan. Benim cinayetle ne işim olur? O zaman gece 3 sularında neredeydin? Gerçeği öğrenmek ister misiniz? Çok gizli bir bilgi bu. Gece 3 sularında uyuyordum. Yalan söyleme. Güldüme bakmayın, yemin ederim uyuyordum. Yalan söyleme. Komiserim, yalan makinesi de bağlayalım mı? Ne yapıyorsunuz siz ya? Yasa hükmün gereğince bu infaz gayrimeşru müdafaa ve hattı hümayundur ya. Ne yaptığını sanıyorsunuz siz? Ben onun avukatıyım. İşte benim avukatım. Avukat hanım, siz nereden çıktınız? Sorgu odasına bu şekilde giremezsiniz. Aynen öyle şekerim. Berkcan suçlu bulundu. Şimdi kalk da fotilerini çekelim. Buraya mı? Biraz sola, biraz daha, tam orada dur. İkonik pozlar ver ki güzel çıksın. İkonik? Nasıl ikonik? İyi mi? Daha güzel pozlar ver, yapabilirsin. İşte böyle. Olay. Neyse, şimdi al bunu, bir de sen beni çek. Uf, sen de hiçbir şey beğenmezsin ki. Odaya gelmek üzereler. Onlar buradan gelmeden çıkmak zorundayız. Hadi. Abi şu feneri kapat, anlayacaklar. Hii, boy tablosuna bakın. Sudenaz, arkandan bir ışık geçti. Şu falçatayı al da kes. Ver. Gerçekten mi? Karton falçata mı? Burada ne varmış görelim. Oh. Arkadaşlar, yeni bir kapı buldum. Gelin. Neresi ya orası? Gençler, şuraya bakın. Burada biri hamburger yemiş ve hala sıcak. Çok fazla uzağa gitmiş olamazlar. Burası bizi kaçıran mafyaların odası mı? Asıl şuraya bakın. Hapishanenin krokisi gibi gözüküyor. Bizim başladığımız hücreler olabilir mi? Evet, bakın bakın. Biz Berkcan'la bu odadaydık. Siz de balonları falan patlattınız ve labirente girdik. Sonrasında mutfak, sorgu... Kontrol şu anda bulunduğumuz yer olabilir ve buradan sonra da son etap diye bir yere çıkacağız sanırım. Arkadaşlar, şuraya bakın. Eğer 300 bin like gelmezse Gen Z ekibi ölür demiş. Lan izleyicilerimiz bu videoyu 300.000 like yapabilirler mi ki? Daha önce yaptılar. Şimdi neden yapmasınlar? 300.000 like bizi kaçıran mafyalara 300.000 kere girsin. Bu kapı da kapalı. Muhtemelen elektrik var. Dokunmayın. Ebubekir, al bu kabloları şu telli yere tak. Üstüne kır bilgilerimi kullanmaktan asla çekinmem. Asla YouTube açık değil. Hazır mısınız? Vay be. Tüm kapıları zaten ben açtım. Bir tanesini Berra açıversin bir zahmet. Gençler gelin. Oha lan, burası neresi? Ay bu ne? Squid Game çakması mı? Bütçemiz buna yetti Berra. Sizden de ancak bunu beklerdim zaten. Dur tahmin edeyim. Sen yürü deyince yürüyeceğiz, dur deyince duracağız. Eğer duramazsak bu aptal robot elindeki o dandik nerflerle bizi vuracak, öyle mi? Valla benden daha iyi anladım. Ve nerflerin ucunda bayıltıcı iğne var. Bu yaptığınız yasal değil. Sizi kaçırmamız da yasal değildi ama kaçırdık. Yani o da doğru. Elenen vurulur. Mafya bey, bana ateş etmenize gerek yok. Bakın gerçekten ben elenirsem zaten kendim bayılırım. Neyse, bitirelim şu işi. Başlat oyunu. O halde oyun başlasın. Ay, bu ne ya? Squid Game müziğinin de mi çakmasını yaptınız? Düşük bütçenin bu kadarı. Yürü. Dur. Yürü. Dur. Yürü. Dur. Ay, çok hızlı dedin ama olmaz ki böyle. Lan düş hadi, Hint dizisinde miyiz? Bu arada uçlarında iğne falan yokmuş. Ay tamam ben sustum. Yürü. Dur. Berkcan elendin. Ben kendim bayılırım demiştim. Yürü. Dur. Yine elendin. Ne? Ama kıpırdamadım, hile yapıyorsunuz. Mine? Neyse ya, bir şey olmaz zaten plastik. Sakin olayım diyorum ama illa beni geçen sezonki gibi BDS moduma geçireceksiniz. Berkcan! Dur! Çabuk benzini bana at! Diyorum sana! Elendin! Aptal robot! Vur şu kıza aptal robot! Elendi diyorum! Nereden dolduruluyordu bu ya? Hadi! Arkadaşlarım masum olabilir ama ben onlar gibi değilim. Ve eğer onlara bulaşırsan bana da bulaşmış olursun. O yüzden bye bitch! Kalkın hadi. Kalkın kalkın ya, zaten alt tarafı nerf burada abi, ne? Kalkın. Karton falan ama bence rahattı. Çabuk! Aa! Burası ne böyle? Yoksa hapishanenin başka bir katı daha mı var? Ay yeter! Eğer öyleyse yemin ederim kendimi bu merdivenden aşağı yuvarlarım. İyi ama şuna bakın. Kartonlar burada sona eriyor. Burası çok tanıdık. Yoksa... Anne! Kız Mine, nasıl, beğendiniz mi sürprizimizi? Niye patlamadı bu aptal şey? Neyse, hoş geldiniz çocuklar. Evet. Ay, ne oluyor, ne yaşanıyor şu an? Ah canım öğrencilerim. Sezon finalinde sizlere unutulmaz bir an yaşandı. attık. Nasıldı, eğlendiniz mi? Nasıl yani, her şeyi siz mi planlamıştınız? Aslında planın nasıl sahibi biziz. Öyle değil mi kardeşim? Elbette abicim. Ben Z ekibi. Geçen sezonun acısını sizden nasıl çıkarabileceğimizi uzun zamandır düşünüyorduk. Ve sonra aklımıza bu dahiyane fikir geldi. Hikmet Hoca da buna izin verdi. Ve tabi ailelerimiz de. Kısacası sizden intikamımızı almış olduk. Hayatımda daha saçma bir şey yaşamamıştım. Ama benden bu kadar. Hop, ne bu kadarı? Benden de. Şu anda ders çalışıyor olabilirdim. Ama onun yerine bu saçma sapan karton hapishanede tutsak tutulduk. İyi de daha 3. sezon var. 3. sezon mu? Evet, eğer bu videoya 300.000 like gelirse 3. sezonu çekebiliriz. Yok öyle yok. Abone de olsunlar. İzliyorlar abone olmuyorlar. Evet yani biz gerçekten inanılmaz fazla emek veriyoruz. O yüzden hem videoyu beğenip hem de abone olursanız çok seviniriz. O zaman 300.000 beğeni atıp abone olurlarsa 3. sezon gelebilir. Bakarız. Hadi mami, gidiyoruz. Üstüm başım mahvoldu, haberin var mı? Ben de artık ders çalışıp kitap okumalıyım. Hoşçakalın ekip. Sizi özleyeceğim. İyi bakın kendinize. Okulda görüşürüz. Benim de çok uykum geldi. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.